Türkiye'de komedi ve ilizyon ekonomisi tüm ihtişamıyla devam ediyor arkadaşlar. Özellikle TÜİK'in açıkladığı verilerle. TÜİK %14.9 oranında bir enflasyon olduğunu iddia ediyor ama yaşadığımız enflasyon %40 ile 50 aralığında. Özellikle gıda enflasyonu. Bunu sadece ben söylemiyorum. Akademisyenler, bürokratlar, siyasetçiler, uzmanlar, yurt dışından Türkiye'yi takip edenler, hepsi Türkiye'de yaşanılan enflasyonun %40'ın altında olmadığını ifade ediyor. Nitekim yapılan zam da sadece kamunun yaptığı zamlara baktığımızda da aslında %40'ın altında bir enflasyonun olması mümkün değil. Buna rağmen TÜİK ne diyor? Hayır kardeşim %14.9'luk bir enflasyon var. Öbür taraftan TÜİK biliyorsunuz işsizlik rakamlarını da açıklıyor. Bugün Kasım ayı işsizlik verilerini açıkladı ve son noktayı koydu yine. Hem istihdam azalıyor hem de çok ciddi bir oranda %3'lük bir düşüş var. Hem de işsizlik azalıyor arkadaşlar. 0.4'lük bir düşüş yaşanmış. Nasıl oluyor da oluyor sorusunun cevabını bulmaya çalışacağız. Hepiniz hoş geldiniz sevgili dostlarım. Tabi bu arada işsizlik dışında Fitch'in açıkladığı gelişmekte olan ülkelerle ilgili dolar ve kur tahminleri var. Onu da yine sizlerle paylaşacağım. Türkiye'nin gerçeği olan ekonomik verileri konuşacağız ve Türkiye'den gençler neden koşa koşa kaçmaya çalışıyor bunu da değerlendireceğiz. Ama önce işsizlikle başlayalım. İşsizlik Kasım ayında %12.9 olarak açıklandı. Hem de Türkiye'nin en sıkıntılı olduğu dönemde faiz arka arkaya artırıldığı reel sektörün bas bas bağırdığı esnafın sürekli olarak kepenk indirdiği çiftçinin iflas ettiği kapısına icra gittiği dönemde bizim işsizlik azalmış durumda arkadaşlar hayırlı uğurlu olsun yüzde 12.9 genç işsizlik mi onu boş verin canım yüzde 25.4'lük bir genç işsizlik var yani Türkiye'de resmi verilere göre her 4 gençten birisi işsiz ama buna rağmen bizim genel işsizliğimiz yüzde 12.9 Oysa biz genç nüfusu bahsediyoruz değil mi? Bununla övünüyoruz. Yoğunluklu nüfusumuzun genç olduğunu söylüyoruz. Buna rağmen genç işsizliğimiz %25.4 iken Türkiye'nin genel işsizliği %12.9 çıkıyor. Üstelik düşüyor. Peki bunun sebebi ne olabilir? İş gücüne katılımın azalması arkadaşlar. Yani insanların iş aramaktan vazgeçmesi ya da iş kura başvurmaması. Biliyorsunuz bizdeki işsizlik kriteri iş kura başvurma. Eğer oraya insanlarımız başvurmuyorsa zaten iş gücüne katılım olmuyor. Bu işsiz gezen insanlarımız işsiz sayılmıyor ve Türkiye'de işsizlik düşüyor. İstihdam düşmesine rağmen bakın %3'lük bir düşüşten bahsediyoruz istihdamda. %29.6 seviyesine gelmiş durumda. Ne eğitimde ne istihdamda olanların sayısı da %1.9 oranında artmış ve 27.1 olmuş. 1 milyon 66 bin kişilik bir istihdam azalması olmuş. Peki gerçekte olması gereken ne? Bu 1 milyon 66 bin kişinin mevcut işsizliğin üzerine konulması. Aynı zamanda iş aramaktan vazgeçenlerin de işsizliğin üzerine konulması. Umutlarını kaybetmiş olanların ev hanımlarının da yine bu işsizliğin üzerine konulması. işte buna da genişletilmiş işsizlik diyoruz ve Türkiye'nin gerçek işsizliği aslında o. Hesaplamalara göre %30'ların üzerinde. Türkiye'de her 3 kişiden birisi fiili olarak işsiz arkadaşlar ama TÜİK'in verilerine göre %12.9'luk bir işsizliğimiz var. Genç işsizliğimiz %25.4 olmasına rağmen resmi verilere göre genç işsizliğin genişletilmesi %50'leri vurmuş durumda. Her iki gençten birisi aslında işsiz. Üniversite mezunlarının işsizlik oranı çok daha yukarılara çıkıyor. %50-60 aralığında bir üniversite mezunu işsizliği var Türkiye'de. O zaman sormak lazım. Hangi üniversite mezunu Türkiye'de kalmak ister ki bu koşullarda? Üstelik bir yığın sıkıntı varken hukukla ilgili, ekonomiyle ilgili ve gelecek kaygısıyla ilgili. Fitch'ten gelen bir açıklama var. Onu da sizlerle paylaşayım. Fitch diyor ki, Türk lirası, Brezilya reali, Rus rublesi, Güney Afrika randı, Meksika ve Şili pezosu gibi para birimleri Asya kurlarından daha fazla kırılganlığa sahip. Bu saydığımız ülkelerin hepsi Türkiye ile paralel olan ülkeler. Yani genel itibarıyla para birimleri birbirine benzer hareketler yapan ülkeler ve diyor ki Fitch, bu ülkelerin para birimleri çok ciddi risklerle karşı karşıya. Dolar değer kaybettiğinde bu ülkelerin para birimlerinde hafif bir değer kazancı oluyor ama dolar tekrar değer kazandığında bu ülke para birimlerinin kırılganlıkları çok daha sert oluyor diyor. Yani düşüş yani yükselişler çok daha hızlı oluyor diyor. Benim uzun zamandır sizlerle paylaştığım konu. Neden kurun zayıflayacağı konusunda şöyle açıklıyor. Türk lirası, Brezilya reali, Rus rublesi, Güney Afrika randı, Meksika ve Şili pezosu gibi para birimleri Asya kurlarından daha fazla kırılgan olacaklar. Bu kırılganlıklar negatif, reel faiz, çifte açık ve yüksek seviyedeki dış borç gibi konulardan dolayı öne çıkıyor diyor. Aylardır söylüyorum. Dış borç Türkiye için büyük problem. Cari açık büyük problem. Ödemeler dengesi büyük problem. Merkez Bankası rezervleri büyük problem. Özellikle kısa vadeli dış borç büyük problem ve bu nedenle dolarda ciddi kırılmalar olacak. Bu geri çekilmeleri çok da fazla baz almayın diyorum. İşte söylediğimize benzer bir noktayı Fitch de işaret etmiş arkadaşlar. Onun için çok tehlikeli bir süreçteyiz. Özellikle dikkatinizi çekmek istiyorum. Bu iki temel konuyu konuştuktan sonra Türkiye'den gençler neden kaçmak istiyor sorusuna da cevap verelim. Aslında bir cevap bile yeterli. Hani işsizlik oranına bakıyoruz ya gençlerde %25.4'lük işsizlik. Asıl işsizlikse %50'lere vurmuş durumda. O rakam bile gençlerin kaçması için yeterli bir sebep. Gelecek kaygısı gençlerin kaçması için yeterli bir sebep ama Türkiye ekonomisindeki diğer verileri de paylaşalım ve gençlerin Türkiye'ye artık güven neden kalmadığını, başka ülkelerde neden bir gelecek aradıklarında daha net bir şekilde ortaya koymuş olacağız. İşte gençlerin kaçma nedenleri. Genel işsizlik %30'ların üzerine çıkmış durumda. Enflasyon her ne kadar TÜİK %14 dese de aslında %30'ları çoktan aşmış durumda. Genç işsizlik %40-50 aralığında. Gıda enflasyonu %40'ın üzerine çoktan çıkmış durumda. Kısa vadeli dış borç 188,5 milyar dolar ve bunun büyük bir kısmı 3-5 ay içerisinde ödenecek. Önümüzde önümüzdeki ay ödenecek çok ciddi rakamlar var. Cari açık 40 milyar doları geçmiş durumda. Bütçe açığı 130 milyar lira arkadaşlar ve bütçe açığımız kadar faiz ödememiz var desem şaşırmazsınız herhalde. Evet 130 milyar liralık faiz ödememiz var. Ana para değil. İhtiyat akçesi sıfırlanmış durumda. OECD'nin en pahalı ülkesi halindeyiz. Özellikle gıda alışverişinde. Asgari ücret Bulgaristan hariç Avrupa'nın en düşük seviyesinde. Açlık sınırı 2800 lira. Çoğu kişi açlık sınırının altında bir gelir elde ediyor. Yoksulluk sınırı 8 bin lira. Zaten Türkiye'nin neredeyse %70'i yoksulluk sınırının altında kalmak durumunda. Dünya Bankası'nın açıklamasına göre kamudan en çok ihale alan iş adamları Türkiye'de 5 tane müteahhit ve bu 5 müteahhite Türkiye'nin kaynakları oluk oluk akıtılırken halkın geneli fakirleştiriliyor. Bu da yine gençlerin kaçması için çok önemli sebeplerden birisi. Çünkü Türkiye'de fırsat eşitliği olmadığını çok net bir şekilde görüyorlar Merkez Bankası rezervleri eksi 50 milyar dolarda ve dolmuyor. CDS arada bir 300'ün altını görüyor ama hala 300'ün üzerinde ısrarlı bir şekilde tutunuyor. Faizler %17'ye çekildi. Dolar kuru suni olarak düşüyor. Kırılganlıklar her geçen gün biraz daha artıyor. Ama piyasadaki gerçek ekonomideki dolar zaten çoktan 12 lirayla 15 lira arasına kadar yükseldi. İthalatçılar ve üreticiler bu seviyelerden maliyetlerini gerçekleştiriyor. Kamu bile bu seviyelerden maliyetlerini gerçekleştiriyor. Tarım zaten bitmiş durumda. Çiftçinin traktörüne, tarlasına el konuluyor icralık olduğu için. Yani ekonomik verilerin her biri her geçen gün biraz daha bozuluyor. Hem esnaf, hem çiftçi, hem reel sektör, hem vatandaş her geçen gün biraz daha fakirleşiyor, her geçen gün biraz daha batmaya devam ediyor. Bu kadar büyük sıkıntıların olduğu ve gelecek kaygısının olduğu ortamda gençler kalmak istemiyor. Bunun yanına bir de gençlerin tüm haklarını elinde almaya çalışıyorsunuz. Onların özgürlüklerini kısıtlıyorsunuz ve onlara kulak tıkıyorsunuz. O nedenle de gençler artık ülkesine güvenmiyor ve bu ülkeden gitmek için gün sayıyor. Bu videonun da sonuna geldik. Hoşçakalın, mutlu kalın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Abone olmayı ihmal etmeyin. Bildirimlerinizi mutlaka açın. Sizlere çok daha hızlı bir şekilde ulaşıyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz mutlaka dostlarınızla paylaşın. Katıl butonuna basarak kanalımıza destek verebilirsiniz ve beni hem Instagram hem de Twitter'dan da takip etmeyi ihmal etmeyin. Hoşça kalın, mutlu kalın dostlarım.